Günaydın herkese. Bugün yine Creative Mornings İzmir'de bir aradayız. bugün konuğumuz tasarımcı, akademisyen ve harika bir iş arkadaşı Can. Merhaba Nedim. <laughs> Hoş geldin. biraz etkinliğimize geçmeden önce, acaba slaytları paylaşabilir miyiz bilemiyorum. etkinliğimize geçmeden önce birkaç söyleyeceğimiz söz var. Şöyle ki eğer mümkünse kameralarınızı açmanızı çok isteriz. Ve etkinlik boyunca sesinizle, katkınızla, birazcık sohbet kutusuna sevgi göndererek katılabilirsiniz. Global bir etkinlik Creative Mornings ve pandemi süresince açıkçası biraz yüz yüze buluşmalardan uzak Online olarak gerçekleştiriyoruz. Şu anda 223'ün üzerinde şehirde ve dünya çapınca 67 ülkede yer almakta ve her ay ortalama 27 bin kişi bir Creative Morning konuşmasına katılıyor. Her ayın bir teması var. Bu temada tüm şehirler farklı bir konu kalırlıyorlar. Türkiye'de İstanbul'da başladı Creative Mornings'ler. Antalya ve Bodrum'da da ekipler var. Eğer takip etmek isterseniz yine Creative Mornings sayfasından farklı etkinliklere girebilirsiniz. Ya da kaçırdıklarınız olursa daha sonra izleme şansınız yine Creative Mornings sayfasından olacaktır. Bu İzmir'in 11. etkinliği dediğim gibi pandemi süresince maalesef online gerçekleştirdik etkinliklerimizi ama umarız yakın zamanda yüz yüze etkinlikler için de hazırlıklar yapıyoruz. Bu etkinlikler global çapta her zaman ücretsiz oluyor. Tabii bu etkinliklerin ücretsiz olmasını sağlayan bazı destekçileri var. Onlardan bir tanesi Creating Mornings'in resmi global pazarlama ortağı Mailchimp. Aynı zamanda Mailchimp'in bu yıl 12. yıl dönümü Creative Morning's'i desteklediği, bunun da aslında bu gibi etkinlikler ve topluluk bazlı işlerde kurumların katkısının ne kadar önemli olduğunu yine burada da görüyoruz. Yine bir diğer destekçisi Skill Şehir. Skill birçok yaratıcı yolculuğun bir sonraki adım atmasını sağlayan bir çevrim için öğrenme platformu. Yine biz chatten size onların bilgisini gönderiyor olacağız. E, bugünkü konumuz, bugünkü konumuz daha doğrusu tasarım. Sesim için kusura bakmayın biraz kaybettim azıcık sesimi. E, kısa kısa böyle yumuşak yumuşak konuşmaya çalışıyorum. E, Ekim ayının teması tasarım. E, bu ayın e, temasını e, Troyes Riviers tarafından seçildi demiştim. Her e, ay aslında bir şehir tarafından seçiliyor e, ve e, illüstrasyonunu da Oliver Chardon, Chardon yaptı. Neden seçtikleri konusunda bize bu konuyu neden tasarım seçtiklerini bir böyle metinle anlatmışlardı. Kısaca size onu okumak istiyorum. Şöyle ki tasarlamak yaratmaktır. Hiçten bir şeyden tasarlamak oynamaktır. Açık ve meraklı kalmaya ve yeni yollarla yeniden hayal etmeye bir davet. Tasarlamak düşünmektir. Taze içgürü için başarısız deneyleri kazıyarak yaparak öğrenme yöntemi. Tasarım yapmak insan olmaktır dediler ve e, biz de e, tasarım olunca konu tabii ki e, konuğumuzu e, Can'a davetimizi gönderdik ve çok teşekkür ederiz ki Can bizim davetimize e, olumlu yanıt verdi. E, kısaca böyle Can'ı e, minicik anlatayım sonra da sözü kendisine vereceğim can Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden e, mezun İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisans e, yaptıktan sonra yine aynı kurumda design thinking alanına doktora eğitimine e, başladı. E, doktora e, sırasında Berlin d School'da e, misafir e, araştırmacılık yaptı. Misafir araştırmacılık mı oluyor? Görevli mi oluyor? Can sen belki düzen, düzeltirsin onu. Ne, e, misafir araştırmayı. Araştırma. 2011'den beri de aslında hem tasarım konusunda danışmanlık veriyor. 2014'ten beridir Yaşar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünde öğretim görevlisi. Aynı zamanda tabii ki buradaki kişilerin çoğununda benim de olduğum gibi bir iş birlikteliklerimiz ve dostluklarımız da aslında biraz İzmir faktörünün. Factory'nin proje koordinatörü olması ve yine Originovation'da yaptığımız inovasyon ajansının da kurucu ortağı olmasıyla beraber biz aslında çokça ve sıkça canlı birlikte çalışıyoruz. Bugün tabii bambaşka bir konu belki biraz yaptıklarımızın da içinde olacağı tasarım konusundayız. sözü cana bırakıyorum. Can hoş geldin tekrar. Selam Nazey. Teşekkürler. Ee, öncelikle böyle bir şekilde yani sürekli iş konuşuyorken bir anda böyle reflekt edip başka bir boyutta konuşuyor olmak bana ilginç geldi. O yüzden e, böyle bir deneyimi sunduğunuz için hem Creative Monix hem de size tekrar teker teker teşekkür etmek isterim. Ee, bugün evet, tasarım üzerine konuşacağız. Biraz derin bir konu tabii ama e, yani biz bizeyiz. Birazcık daha interaktif bir şeyler yapmak isterim. Yani aslına bakarsanız ...şey yapısal olarak da birazcık şeyi de beraber keşfetme yolunu da hoşuma gidiyor. O yüzden birazcık daha beraber sorgulayalım sizlerin bazı konuları. E, bu brief e, yani tasarım alanında çizilmiş yani tasarım alanını çerçeveleyen tasarım manifestosu diyeyim. Yani Monix'in üzerine mesela konuşulacak şey yapılacak bir konu. Yani tartışılacak bir konu. E, çünkü bazı alanlarına ben katılmıyorum mesela. Ee, o yüzden orada ortak bir doğru oluşturabilmek beraberce keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, tabii yani siz Cuma sabahında bu buluşmaları hatta onda alışıksınız ama kusura bakmayın benim yüzümden Perşembe 9.30'da buradayız. Ee, en azından birlikteyiz öyle demeyelim. En azından birlikte. Evet. Niyetiniz <laughs> çok önemli. Niyet kısmı çok önemli geliyor. Buradaki zaten mesela yazının içerisinde de altını çizdiğim konulardan bir tanesi niyetti. Ee, yani birazcık şöyle bir konuşma akışı aslında veya sorgulama akışı isterim. Birazcık tasarım yaratıcılık biraz sizlerden bir şey alacağım biraz Ondan sonra Birazcık örnek, benim kendi tasarım işlerimi birazcık anlatmak isterim. Bayağıdır anlatmadığımı fark ettim. O ilginç bir şey. Ee, ondan sonra birazcık niyet, bu simya, cesaret gibi konulara şey yapılmış. Oynamak ve öğrenmek deniyor, onlar üzerine konuşma. Ondan sonra empati, alçakgönüllülük, görünmezlik konuları var. Sonra sorumluluk, farkındalık ve toplulukla birazcık bu e, şeyi konuşmayı, diyaloğu e, bitirmeyi hedefliyorum. Ee, o yüzden yani en azından biz bizeyiz ama e, birazcık daha şeyi sizleri de dahil edebilmek adına chat kısmına lütfen şu anda aktif olarak chat kısmına tasarım dediğinizde aklına gelecek olan şeyi e, yazmanızı istiyorum ama göndermeyin lütfen e, en azından mevcut algıyı anlamak adına sizlerden şöyle bir e, geri dönüş almış olayım. ya yani, tasarım dediğinizde etrafınıza bakın kendi içinize bakın. Ee, düşünün, ee, en son tasarım olarak adlandırdığınız şeyi tanımlamaya çalışın ee, ve göndere basabilirseniz çok sevinirim. Yani tasarımı e, tanımlayıp chat kısmından yazabilirsiniz veya mikrofonunuzu açıp söyleyebilirsiniz de bu arada eğer chat kısmına yazamayanlar için de söyleyebilirim. Ee, hmm, süreç geldi hayat tanım ilerlemek Selam Atabey fonksiyonel işlev güzel ee, peki şimdi e, bir de şey kısmına yani chat kısmına soracağım yaratıcılık nedir peki yani yaratıcılık yaratım Selam Atabey Yaratıcılık dediğiniz aklınıza gelen şeyi chat ekranına yazıp gönderebilir misiniz? Bu fon, fonundan ses geliyor mu? Ben onu çok az. Tamam. Onu ben bir şekilde sonlandıracağım. Yaratıcılık deyince aklınıza ne geliyor? Gönderebilir misiniz? İnanmak. Zor oldu bu yaratıcılık deyince. <laughs> yanmak güzel dışa vurum hiçbir şey ya yani iki şeyi beraber olmayan iki şeyi birleştirmek yaratıcılık ee, güzel yani aslında bakarsanız kendini bulmak aramak senkron güzel harika çok güzel ee... Aslına bakarsanız birazcık bu soruları şey yapalım e, sorgulayalım istiyorum e, bugün en azından önümüzdeki bir yarım saat beş dakika boyunca e, çünkü özünde hepsi var yani yaratıcılıkta da tasarımda da birleştiği veya kesiştiği veya ayrılar ayrı, ayrı olduğu yerler vardır muhakkak diye düşünüyorum e, o yüzden çok kısa bir şekilde benim kendi tasarım yolculuğumu çok kısa özetlemek istiyorum. Yani bir yerde endüstriyel tasarım nesnelerle uğraşan bir meslek. Çevrenizdeki bütün nesneleri birilerinin kafasından, zihninde düşünülmüş ve onun somutlaşmış hali olarak gördüğünüzde endüstriyel tasarımın görevi birazcık daha işte somutlaşma sürecindeki arayüz olmak oluyor. Ben bunu lisans seviyesinde öğrendiğimde sadece şekil yapıyoruz diye düşünüyorduk ama yani şey kısmında ilk endüstriyel tasarım seçerken bir e, şey istiyordum aslında bakarsınız grafik tasarım istiyordum ama ondan sonra birisi dedi ki telefonu gösterdi o dönem tabi tuşlu daha böyle şekilli janjanlı telefonlar vardı dedi bunu bir endüstriyel tasarım düşünmez misin dedi bak bu telefonu birisi tasarlamış dedi ve ondan sonra benim etrafımdaki nesnelerin aslına bakarsanız birilerinin kararı olduğunu fark ettim ve bu mesleğe girmek istedim. Endüstriyel tasarım bir yerde nesnelere şekil veriyor ama dediğiniz gibi bir yerde Birçok şeyi de sorguluyormuş. İçine girince anladım. Neyi sorguluyor? Evet üretimi sorguluyor, işte bunun ekstra malzemesini sorguluyor. Onun haricinde işte pazarı sorguluyor, ondan sonra kullanıcıyı sorguluyor, kullanımı, işlevi sorguluyor, estetiği sorguluyor, kültürel, tarihi sol, sorguluyor, kültürü sorguluyor, inançları sorguluyor, önyargıları sorguluyor. Yani giderek büyüyen bir... E, nesne üzerinden giderek büyüyen bir hikayeye dönüştü. O yüzden biraz yüksek lisansta anlam bilim üzerine, gösterge bilim üzerine yaptım. Bir çikolata, nesle üzerine yapmıştım, gene damak üzerine yapmıştım. Orada o çikolatayı gör, yani formu, aslına bakarsanız bir form, ki bu mesela benim küçüklüğümde bir tane vosos aracı vardı babamın. Bir kere böyle bir, bir yeri camı mı kırılmıştı, bir şey olmuştu ve üzülmüştüm bir nesne için. Onun bir karakteri vardı çünkü öyle algılamıştım onu hep ve etrafımızdaki nesneleri de kısmen öyle algıladığımızı fark ettim ve bunun adına işte biraz gösterge bilim yani işlevin veya işte birazcık daha formun bize anlattıkları hissettirdikleri üzerine çalışılan bir alandı ve bunu dert edinerek e, damak çikolatasının formunun aslına bakarsanız markanın algısını yansıtmadığını düşündüm ve bunun üzerine bir tez yansıştım. Yüksek lisans bunun üzerinde. Neydi? Aslına bakarsanız markalar soyut kavramlar ve bir insan karakterini benzettiğimiz sıfatlarla anımlandırılıyor. Aslında formlar da etrafımızdaki şekiller de bir karakteri var. İşte sıcak dediğimizde farklı bir nesne gösterirken işte bazı oyunlar, warm up'lar yapıyoruz. Orada bunlar aslında e, var. Yani formun kendisi de, malzemesi kendisi de, rengi de bize bazı kodlar veriyor ve bizi öyle anlamlandırıyor. Ee, bu boyut biraz daha psikoloji kısmına girdi ve o yüzden çok anlamlıydı benim için ve bundan sonra da tekrardan ürün tasarım sürecinde şimdi işte damak çikolatasının formu çıktı. Kalıp çikolatalarını tasarladık. Oradaki süreçte de buradaki yapıyı öğrendiğimizi işte pazarlama departmanından, üretimden, işte kalıpçıdan falan onlarla hepsiyle konuşarak bir sürece yönlendirdik. Burada ne yapmamız gerektiği interdisipliner bir süreç yürütmemiz gerekiyordu. Kullanıcıyı anladık, üreticiyi anlıyoruz, pazarlamayı anlatıyoruz. Ondan sonra evet yani bu karmaşık bir süreç olduğunu farkına vardık. Sü sürekli bir, aslına bakarsanız proje yapılıyor. Ama aslında projeyi planlama, o süreci planlama da çok önemli bir iş. Hangi departmanlar nasıl dahil olacak, nerede nasıl katkı sunacak e gibi konuları da planladığımızı fark ettim. O yüzden design thinking alanına girdim. Yani aslına bakarsanız Aslında şey edelim, diyoruz değil mi Can? Yani Hepimiz kullandığımız şeylerde işte ne bileyim işte böyle bir Ambalaj diyoruz ama o ambalajın arkasında neler var? Kimler var, neler var, neler düşünülmüş? Yani hiç görmediğiniz, farkına varmadığınız şunun bile yani şu. Yani hı hı. Arkasında e, ne hikayeleri var, e, ne yorumları var. Yani burada da işte bu sürece dahil olan kişilerin o interdisipliner, o topluluk halinde çalışma mantığını birazcık daha e, odaklandım. O tasarımcının aslında o arayüz olma halinde o iletişimin yönetme yapısını birazcık daha deneyimlemiş olduk. Bu proje süreçlerinde de işte şu anda Yaşar Üniversitesi'nde, Üniversite Sanayi işbirliklerinde işte belediyeyle bazı yeah. projeler yapıyoruz. İşte Kemeraltı'nın veya Kozak bölgesinin marka stratejisi, ürünlerin geliştirilmesi gibi konuları yapıyoruz. Burada da gene hem kurumlar birbiriyle konuşuyor hem işte birçok insan birbiriyle konuşarak karar vermesi gerekiyor. Orada arayüz olmak gerekiyor. Burada da e, aslına bakarsanız bu arayüz olma hali bir insanları ve bir topluluğu üretken kılmaya kıldığını fark et Yani buradaki tasarımcı kasları ne yapıyor? Birazcık daha o okumaya çalışıyor kimlerin nasıl dahil olduğunu görmeye çalışıyor. Bu arada tabii kendinin de farkında olarak bunu görmeye çalışıyor. Ve bir şey ortak bir şekilde yaratmaya, bir problem çözmeye deneyimliyor. Şu an İzmir Dizel Factory'de de aslına bakarsanız e, ya bu arada yani mesela Kozak örneğinde şu an en son en sıcak sabahın dördünde kalkıp raporunu hazırlamaya çalıştığım Kozak e, marka stratejisinde de ne yapıyorduk? Aslında belediyenin o alanda yapmak istediği bir bir algı üretme niyeti var. Ee, o mevcutun bir potansiyeli var. Hem coğrafi, hem oradaki insanların topluluğun bir potansiyeli var. Ee, hem orada bazı niyetler var. İşte özel sektörün, kamunun. Ne yapıyorsunuz? Onlarla beraber herkesi topluyorsunuz, bir diyalog başlatıyorsunuz, onları anlamaya çalışıyorsunuz, tarihini, kültürünü araştırıyorsunuz. Sonra mevcut trendlerden pazarın ihtiyacını anlıyorsunuz ve nereye gidebileceğini görüyorsunuz. Bir strateji oluşturuyorsunuz. Onun stratejinin somutlaşmış hali bir kurumsal kimlik oluyor. Bir logo tasarım. Sonra veya bir ürün haline geliyor. Bizim orada şu anda sembolleştirmeye çalıştığımız bazı ürünler var. Mesela bir tanesi sepet. Orada yani biz bir sepet tasarlıyoruz ama olay sepetin ötesinde, formunda veya işlevinde ötesinde o sepetin nasıl üretildi. İşte mesela orada bir sepet ustası bulundu. Halk eğitimde kişilere o sepeti örmeyi öğretiyor. Ondan sonra o sepet nerede kullanılacak? Bu ürünlerin tasar yani satış alanında bir stand olarak tasarlan kullanılacak. Onun haricinde işte orada şey şifa ve iyileşme temelli daha sağlık kodağında bir turizm başlatılması hedefleniyor. Orada mantar avcılığı yapılacak. Böyle bir şey var, hedef var. O mantar avcılığında kullanılacak bir nesne haline gelişiyor. Yani o aslına bakarsanız bir sepet tasarımının marka stratejisindeki o konumları bu sefer önemli hale geliyor. Bizim bu algıyı güçlendirebilecek semboller haline geliyor. Yani biz bir yerde bir inanç, bir niyet oluşturuyoruz. Eee o niyeti oluşturmak için ve bir başlangıç aşamasında ee, evet in inanarak bunu yapıyor. yaratıyoruz yani. Gerçekten inanarak bir şekilde. İnsanların da inanmasını sağlıyoruz. Nasıl? Bazı ritüeller oluşturuyoruz belki. Bazı semboller, ürünler oluşturuyoruz. Bunu evet nesnelerle oluşturuyoruz. Başka ne tasarlıyoruz? Onun iletişimini tasarlıyoruz. Nasıl iletişileceğini. Nasıl e hangi kelimeler kullanılacağını tasarlıyoruz. E veya e çok pardon eee veya bunu, o topluluğun ne tarz becerilere ihtiyacı olduğunu belirliyoruz. Ee, ve o becerileri kazanması için eğitimler tasarlıyoruz. Bazı yetiler, hem soft skill'ler hem hard skill'ler. Yani şimdi orada aslına bakarsanız bir topluluk üretiyoruz. Bu algıyı yönetecek de. Eğitim de bunlardan en temel araçlardan bir tanesi oluyor. O yüzden o eğitimleri de tasarlıyoruz. Yani insanların nasıl öğreneceği, öğrenme deneyimi de tasarlanıyor. Ee, o yüzden yani tasarım kısmı nesneden başlayıp büyük bir topluluğun tasarımına veya işte gelecek vizyonuna, e, hayat tarzına, kültüre kadar gidebilecek yani hayatımızın her alanında dokunabilecek bir yapı haline geliyor. Ee, Şunu şey merak ediyorum. Acaba böyle seni dinlerken de tabii birlikte çalıştığımız başlıklarda da hani benim için de mesela birçok konu tasarımı e, hep böyle canlı oturup konuşuruz. Yani bunun tasarımı olur aslında dediğimiz bir sürü insanla kurumla aslında bu işbirliğini yapıyoruz. yapıyoruz. E, hiç böyle m, şunu da fark ediyoruz. Belki yine bizim içimizde de vardır e, diye aslında bir soru atmak istiyorum. Evet. Yani hiç tasarımla alakam yok diyen herkesin aslında tasarımla bir alakası var değil mi? hani Günün sonunda ee, hani ya ben gerçekten hiç öyle bir şey yapmıyorum diyen e, var mı acaba aramızda hiç tasarımla ilgim yok benim hiçbir şeyim tasarımla alakalı değil ee, gün içinde hiç böyle bir şey kullanmıyorum. Yani Çok... tasarım e, şey gibi de düşünebiliriz yani veya tam tersi kim tasarımcı? yim diyebilir yani şu anda. Tabii. Kim tasarımcıyım yani, diyebilir. Kim tasarımcıyım diyebilir. Yani şu an tasarımcıyım diyen elini kaldırsın. <laughs> <diyeyim yani>. <gülüyor> yes <laughs> Eee yani bir yerde e, herkes bir, bir kere bir e, tasarım birilerinin tasarladığı bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz doğru mu? Yani Kullandığımız cihazlardan tutun konuşma biçimimiz, kullandığımız dil birileri tarafından tasarlanmış. Kelimeler, anlamları, tasarlanmış şeyler, ritüeller, giydiğimiz kıyafetler, saat, zaman, doğayla entegre bazı rakamlar. Hepsi tasarlanmış şeyler, insan ürünü. O yüzden herkes tasarımcı. Bir kere zaten bir kere tasarım kullanıcısı yani. Ee, o yüzden etrafımızdaki her şey yani kısmen... Bazı inançlar da yani bazı algılar da tasarlanmış yapıda. Ee, inandıklarımız da o yüzden tasarlanmış durumda. Şu anda işte post falan yani e, bir yerde onlar çok manipülatif de bir yer. Veya herkes bir tasarımcıysa herkes birazcık da bu manipülasyonun bir parçası. Bir bölge için strateji oluşturuyorsunuz. Siz o insanları manipüle ederek bir şekilde dönüşmesini sağlıyorsunuz. Yani değiştiriyorsunuz. Özünde başka şeylere hedefliyorsunuz. O yüzden bir yerde de tehlikeli bir şey. Ee, o yüzden niyet çok önemli. Ee, bu şey... pardon. Evet Sonra evet. Böyle girdim ya. Ben bir şey sorayım yapayım. Peki pardon. yani neden bir şey tasarlıyoruz? Ha güzel bir soru. Ee, neden neyi dert ediyoruz? Aslında tasarımın dibi, özünde bir tasa var, bir dert var aslında bakarsanız ya. Yani o neyi dert ettiğimizde niyetle alakalı bir şey. Yani siz bir problemi dert edip onu çözmek niyetindeyseniz onu bir şekilde tasarıma çevirmek yani bir şekilde somutlaştırma niyetindesiniz veya bir eyleme geçme o niyet aslında birazcık da cesaretle harekete geçmek durumunda kalıyor. O yüzden bir şey dert ediyorsanız ve onun için çözmeyi niyetiniz varsa bir de onun üzerine bir de cesur bir hareketle onu değiştirebiliyorsunuz aslında bakarsanız. Bunun öz odağında ne var? Özünde ne var? İnsanın kendi etrafına adapte olma çabası var şekillendirme, kendi etrafını şekillendirme çabası var. Yani e, bilmiyorum yani başka ben şimdi bir kişi değil yani neden tasarlıyoruz? Herkese sorabilirim bunu yani. Ya ben ilk etapta bu biraz önce konuştuklarımızdan şey gibi geldi bana. Şimdi kim tasarımcı dediğinde yani muhtemelen TDK'ya açıp baksak e, tasarımdan para kazanan insan gibi yani meslek olarak icra eden insana tasarımcı denmeli gibi geliyor benim kulağıma. E, o noktada tabii ne oluyor bir ürünü e, bir topluluğa pazarlamak için tasarlaman gerekiyor. Eğer ürün konuşuyorsak hani bu bir süreç de olabilir bu arada hani e, mekan olabilir. Hani Herhangi yerler... bir deneyim olabilir. Yani evet ama sonuçta amaç nedir? E, bir topluluğa mal edeceksin ya. Ya da o topluluktan onun geri bildirimini alacaksın. O yüzden böyle biraz daha sanki e, bunu daha nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Sanki parasal bir durummuş gibi. Yani hani ben bir şey tasarlayıp bir kitleye vereceğim ki daha çok para kazansın o tasarladığım insan şey e, ürünü satarken gibi geliyor. E, benim kulağıma böyle midir diye bizim topluluğa soruyorum. Bence yani sonuçta yemek yapıyoruz. Hani onun karşılığında bir şey yok. Va malzemeleri birleştiriyorsun. O da bir tasarımsa. Ee, bir ticari şeyi ol olmuyor. Ya da ne bileyim evini düzenliyorsun. Hani malzeme almak değil ama yerlerini değiştiriyorsun. Ee, ve farklı bir organizasyonla yer alıyorsun. Hani orada da çok gelmiyor. Evet dediğin noktalar var ama... E her noktada her yaptığın tasarımda böyle değil yani ya da çocuğunla olan ilişkin de aslında bir tasarı ve tasarım ee, nasıl mesafe koyduğun işte nasıl ilişki kurduğun ee, herkesin bir yöntemi var ee, Bu hani böyle bir anda çıkmıyor bir şekilde zihninde tasarlıyorsun ve ondan sonra o iletişime geçiyorsun ya da okuyorsun? mesela Dodo da buradaymış hani o okuduklarını bu tarafa getiriyorsun gibi gibi hani o yüzden bence çok ım, her şeyle ilişkilendiremeyiz sanki ama dediğin noktalara da bazı noktalarına da katılıyorum ee, yani o mesela çok güzel bir nokta yani tasarım evet sistem mesela üniversiteler ne yapıyor bir disipline yani sektör yani iş alanı belli tanımlı disiplinlerin bir beraber çalışarak işlemesi sağlayan bir yapı var dışarıda diyelim. Yani bütün işte endüstride, kamularda, kurumda, devletlerin yapısında. Üniversite eğitim kurumları da bu sistemin içerisinde çalışabilecek, bu sistemin devam etmesini sağlayacak insan gücü yetiştiriyor. Şimdi endüstriyel tasarım ne yetiştiriyor? Diyelim endüstriyel tasarım eğitimi. Endüstriyel tasarımcı şey yapıyor, yetiştiriyor. Endüstriyel tasarımcı ne yapıyor? Aslında dediğim gibi topluma ee, şey yapacak, kullanabileceği ürünler tasarlıyor. Ama bunu yani şu anda endüstriyel tasarımcının çalıştığı alanlara bakarsa bu minimum bir yerde ürün tasarlayan şimdi deneyim tasarlıyorlar daha farklı arayüz tasarlıyorlar daha farklı etkinlik tasarlıyorlar etkileşim tasarlıyorlar yani şu an o tanımlar özellikle o disiplinler arası tanımlar birazcık daha o gri alanlar geliştiği için yani çoğaldığı, genişlediği için bu gri alanlara girebilecek potansiyelde bir alan haline geldi. Ee, evet, yani bir e, iş tanımı var ama o iş tanımı o kadar esnek ki her şeyi tasarlayabilecek bir yetiye sahipmişsin gibi görüyorsun. Çünkü teknik bilgiyi dışarıdan alabiliyorsun zaten. Asıl o teknik bilgilerle bir örüntü kurmak bir yerde de ve onu somutlaştırmak temel motivasyon haline geliyor. O yüzden burada tasarımcının rolü birazcık arayüz olma halinde oluyor ve onu somutlaştırmak için böyle bir trigger itici olmak durumunda kalıyor. Bilmiyorum. Bunlar bu arada benim görüşlerim. Yani başka görüşler varsa açayım tartışmaya da açayım çok sevinirim de. Yani ben, anlamlandırmak adına. Ben de belki burada bu grileşme kısmında kendimden örnek verip katkı sunabilirim. Şimdi iç mimarlık mezunu biri olarak aslında iç mimarlık yapmadım hiç ve işte tasarımcıyım diyorum soran herkese... İşte orijinin tasarımcısı Hande Yavuz Çekindir. Ama burada ne yapıyorum? İç miyim? işte bir evin içini tasarlamıyorum, bir plan çizmiyorum, ki çizmiyorum. Modelleme yapmıyorum ama oradaki tasarım eğitiminden gelen background'um aslında bu işte etkinliklerin tasarlanmasında, bu Creative Morning's'in dijital içeriğinin tasarlanmasında aslında bir yerlerde kullanıyorum ve bence herkes için böyle işte mühendis olan da terzisi de çiftçisi de aslında her meslek e, içinde tasarımı bir yerde üretmek bir şey ortaya koymanın yanında o dediğiniz gibi sürecin tasarlanması işte zeytin toplama mevsimi geliyor şimdi zeytin toplayacağız onun işte yazgını serinmesi zeytin indirilmesi yaprağın ayıklanması bu bir süreç. Ve bu bir de bir tasarım aslında bence. Güzel. Ee, belki tasarım gereklilik üstünden tanımlanması gerekir diye düşünüyorum ben ama biraz önce senin de söylediğin gibi e, geldiğimiz noktada artık gereksinimler de yaratılıyor. Manipüle edilmeden kısıt biraz da o. Hani temel olarak hay insan hayatını kolaylaştırıcı e, zorluklarını ya da yaşam kalitesini yükseltici bir şey olmaktan artık farklı bir boyuta geçme bu, e, noktasına geldi. Artık gereksinimlerimiz tanımlanmaya başlıyor. O boyutta da tasarımın ve tasarımcının rolü de biraz değişiyor sanırım. Toplumsal mühendislik durumuna geliyor. Aynen öyle. Çok güzel bir nokta. Gerçekten e, ihtiyaçlarımız başkaları tarafından tanımlanıyor. O kadar fazla nesne var ki etrafımızda. E, o yüzden o topluluğun ihtiyacı da e, aslında bakarsanız yaratılıyor bazı yerlerde. Yani şu an tüketim alışkanlığımızın temelinde birçok şey yaratılmış şeyler yani. Ee, ve ondan sonra buna aslına bakarsanız profesyonel tasarımcılar da yani üreten, ürün üreten tasarımcılar da ürün üretiyor. Ama işte Atabey'in de söylediği gibi içgüdüsel olarak tasarlamak da birazcık daha e, problem çözme, anlık problem çözümleri gibi. Yani profesyonel tasarım mesela grafik tasarım bir alan, endüstriyel tasarım bir alan, e, iç mimari bir alan. Veya aslına bakarsanız mesela üniversiteler sanatçı yetiştiriyor. De, de, de yanlış bir tanım. Yani yetiştirmiyor sanat becerileri için, skill'leri veriyor, sorguları veriyor ama sanatçının kendisini yetiştirebilecek bir alan aslında bakarsan sanatta bir şekilde bir yaratım var odağında. Ama o yani mesela o meslekten ayrılma kısmında mesela endüstriyel tasarımcının e, bilmesi gereken bazı hard skill'ler var işte malzemeyi bilmeli, işte ürüntü yöntemlerini bilmeli, pazar araştırması yapabilmeli gibi çok böyle geniş range'de hard skill'leri gerekiyor. Ama orada işte mesela profesyonel bir içgüdüsel farklılıklar biraz orada başlıyor. Orada da bence yavaş yavaş orada da gri alanlar oluşacaktır gibi geliyor. çünkü bir yerde herkes tasarımcı şeyi var ve dediğimiz gibi bir niyetle başlıyor tasarım. Bir problemi dert edinmekle başlıyor ki sizin o cesareti göstererek küçük adımlar, o cesaretle bir şeyler ürettiğinizde de evet yani hayatımızda olmayan gesture'ları insanların hayatına sokuyorsunuz mesela. ya cam açmak bir şeyler vardı eski. Ee, bu sefer diyorsunuz ki e, o zaman yani niye böyle bir dünya yaşıyoruz ki bunların hepsi aslına bakarsanız düzeltilebilir yani. Ben şu an İzmir'de görüyorum yani ne bileyim kent kart ekranından tutunda işte bütün o sistem trafik sistemi ulaşım şey yani gündelik hayattaki o kültürel şeyler yani o yürüyen merdivende solda durulması gibi kuralların ihlali yani tasarlanmış bazı kurallar yasaklar da var mesela onu şekillendiren ama uymayan bir topluluk da var mesela. Onun için gene farklı şekillerde manipüle etme durumunda kalıyorsunuz müdahalelerle. Ama bir yerde o manipülasyonu tasarlarken ve o birazcık müdahaleyi tasarlarken e, oynamak gerekiyor ve oynadığınızda o cesaretle oyun alanları açtığınızda kendinize ve insanlara e, bu sefer o şey yaratıcı yani tasarım yaratım özgüveni yaratıcı özgüveni kazanmaya başlıyorsunuz birazcık daha oynadığınız takdirde bir çocuk nasıl öğreniyor oynayarak öğreniyor e, tasarım da aslına bakarsanız bir oyun gibi e, kararlar silsilesini ve bir, bir, dolu karar alıp bir şekil oluşturuyorsunuz ve öyle bir cesaretle aslında bakarsanız birçok şey yapabilirsiniz. Bir, önemli bir toplulukla beraber o cesur bir toplulukla aynı şekilde aynı niyetle toplanmış bir toplulukla çok fazla şey üretebilirsiniz yani. Nesne bazından çıkıp e, ritüel yani şeyler etrafınızı şekillendirebilirsiniz. Rahatsız olduğunuz problemi topluluk halinde çözebilirsiniz. Bu karar silsilesini beraber alarak tabii ki de. Burada tabii bir yerde şey de geliyor, yani toplu, yani o küçük topluluklar yavaş yavaş bir şeyler üretmeye başladığında, mesela İzmir Design de bunu çok güzel deneyimliyoruz. Şu an aslına bakarsanız ben baleride de benzer şeyi deneyimliyoruz. Bir şey üretmeye başladığında, evet ya bir şeyler sorguluyoruz, o aynı şeyi anlıyoruz. Bir şeyler sorguluyoruz ve bir şeyler üretmeye başladık kısmına geldikten sonra artık o problemi çözmeye başlama cesareti geliyor topluluklar çerçevesinde ve ondan sonra yavaş yavaş etrafını şekillendirmeye başlıyor. O topluluk büyüdükçe de aynı niyeti yayan insanları o, o şekil verebilecek topluluğu oluşturuyorsunuz aslında bakarsınız geleceği şekillendirecek topluluğu oluşturuyorsunuz. Ama burada tabii ki de şey var yani topluluk kısmında iletişim temel bu kararların alınma süreçleri temel o yüzden iletişim o iletişimde de çok, e Birçok paydaş var. Yani bir endüstriyel ürün kısmında işte pazarlama, satış, e, üretim, arge, birçok işte e, kalite yani birçok şeyleri e, alıp onu değerlendirip hep herkesin ortak noktasını bulmak gerekiyor. Kimse tam, tamamen birisinin isteği olmuyor topluluk olarak hareket ediyorsanız. O yüzden de o insanları yani bir tasarımcı nasıl olmalı gibi gidiyor ama tasarımcı dinleyen karakter olmalı, bir tasarımcı görünmez karakter olmalı insanların niyetlerini bir şekilde eğer oluşturma, bir toplulukla beraber üretme şeyinde oluyorsa. Bir de tasarımcı birazcık da öz farkında. Yani herkes tasarımcı olacak. Öz farkındalığı olan bir karakter olmalı ve sorgulayan bir karakter olmalı. Biraz şeyde, de <laughs> e, böyle sen konuşurken de yani biraz böyle hep şeyden bahsettin ya aslında okul kısmında e, yani bir zorunluluk mudur ee, gerçekten hani gerçekten işte tasarımcı mı e, tasarımcı mı mezun ediyoruz baktığında ya da sanatçı mı mezun ediyoruz ya da mühendis mi mezun ediyoruz aslında birazcık daha şey hani bunu e, tekrar böyle tasarım odaklı düşünceye de belki getireceğim ama e, hep böyle biraz daha sürece odakladığınız zaman aslında hani 3 yılda 4 yılda işte 2 yılda 4 yıllık üniversitelerden mezun olduğunuzda değil ama hayat boyunca bu süreci Hayatınıza dahil ettiğinizde bir şeyler e, gidiyor. Biz mesela e, belki şeyden de biraz bahsedebiliriz. Hani e, kurumlarla çalışırken de aynı şey oluyor. Yani insanlar aslında onu bir tasarım olarak görmüyorlar, ama sen onların hayatına girdiğinde, ya evet bu gerçekten farklı bir şekilde yapılabilirmiş. Çünkü hani e, işte o makinenin o parçasının e, çivinin ucuna girmesi gibi bir şey sonuç e, bekleniyor. Halbuki o e, çivinin ucuna girerken ki bütün yolculuk işte paydaşları, onun nasıl iletişim kurduğu gibi noktalardan baktığında aslında çok fazla veri e, buluyorsun ve e, birazcık daha böyle büyüyen ve e, aslında bir sorgu seti çıkaran e, bir hal alıyor. Aynen öyle. Birazcık daha soru soran karakter haline geliyor böyle olunca tasarımcı. Anlamak için, dinlemek için. Niyetleri anlamak şey... için. Özündeki niyetleri. Şey mesela manipüle eden bir kişi, evet... ...manipüle eden bir kişi. Edebilen bir kişi olmalı. Ee, ama yani... ...burada birçok paydaşı... ...yani bunu nasıl manipüle ediyor? Neden sonuç ilişkisiyle... ...bir mantıksal örüntü kurarak... ...manipüle ediyor? Ee, burada niyetler o yüzden çok önemli hale geliyor. Yani çünkü... ...bir sorumluluk bu. Kime sorumluluk? İşte kullanıcıya odaklanıyoruz diyoruz da... ...insana odaklanıyoruz diyoruz da... ...yani... Sadece insan değil ki yani doğa var yani bizim şu anda geleceğimiz var yani o ona karşı sorumluluğumuz var. Yani o yüzden bu manipülasyonu nasıl kullandığınız da çok önemli. O yüzden burada niyetler tekrar şeye geliyor. Biz mesela üniversite birinci sınıftaki arkadaşlara araştırma sunumları yaptırıyoruz. Bunlar var, bunlar var, bunlar var diyerekten geliyor. E, analiz yeteneği mesela yani sorgulama, soru sorma yeteneği bir şekilde edindirmeye çalışıyoruz. Çünkü birazcık o örüntü kurma becerisi haline geliyor. Niyetlerle topluluğu manipüle ederek ve bunu bir şekilde mantıksal örüntüyle sunabilen insanlar gibi düşünün. Bilmiyorum. Ben de bir araya girebilir miyim hocam? Tabii. Bana biraz şey gibi de geliyor. Yani mesela tasarımcı kimdir dendiğinde yani aslında ortaya bir şey koymak isteyen bir birey. Bir şekilde. Bu bir Soyut bir kavram da olabilir. İletişimi tasarlayan kişi olabilir. Etkinliği işte mekansal ya da ürünsel. Ama bunu ortaya koymak istiyor. Ve aslında hitap ettiği kişi de ya da tasarımı talep eden kişi de bir şey almak istiyor, görmek istiyor. O yüzden belki işte somut bir şey olunca bunun bir para karşılığı vardır'a dönüyor. Ama daha soyut bir kavramsa belki onu o an göremiyor bir süre geçtikten sonra belki yıllar geçtikten sonra diyor ki aa bu benim işime yaradı bana bunu düşündürtmüşlerdi. O yüzden aslında bir şey görmek belki de yani tasarım yapmak tasarımcı demiyor ama tasarım yapan kişi belki de yani bir şeylere dokunmak istiyor. Hı. Belki gerçekten tasarım background'ı yok ama bir sorun çözdüğü için ben tasarladım bunu diyor. Yani bu evindeki Maliyet düşürücü bir hareketi bile yani işte ben bir avize tasarladım, kendim yaptım çünkü bütçem bu şekilde buna uygundu de, dediğinde tasarımcı olmuş oluyor kendisi için çünkü sorununu çözüyor ve bunu Sorunlu somut bir şeyle ya. ortaya koyuyor. Aynen bunu öyle. onun evinde yaşadığı biri görürse de ona o şeyi yakıştırıyor belki ama soyut olunca belki daha da zor mu oluyor evet. acaba? Soyut yani o yüzden birazcık daha evet yani soyut kısmı düşündürme, sorgulatma kısmı sanki tasarımcının işi değilmiş gibi oluyor. Yani sadece çözüyormuşsunuz gibi ama aslında bakarsanız orada sorgulama da var ve insanları sorgulatma da var. Yani bu e, şu anki herhangi birisiyle konuştuğunuzda bile kafanızda oluşabilecek soru işaretleri aslında sizin insanın düşünce biçimini değiştiren bir yapı. O yüzden manipülasyon burada da başlıyor. Şu anki mesela işte 45 dakikadır konuşmamızda aslında ben sizi gene manipüle ediyorum bir şekilde. Bazı soruları soruyorum kafanızda. Yani oluşturmaya çalışıyorum belki de. O yüzden dediğiniz gibi yani bu işten para kazanmak kazanan tasarımcıyla gerçekten kendini çevresine adapte eden bir şekilde problemini çözen kişi de tasarımcı haline halindeydi. O yüzden e, yani o yüzden burada yani e, bu tasarımcının yani tasarımcının rolü ne kısmı gerçekten de daha önemli hale geliyor. Buradaki etik, ahlak ne? Çünkü yani birey nasıl tasarlıyor? Birey bütün kendi deneyimiyle, kendi öğrenimiyle, kendi kültürüyle, tarihiyle, aile yetişimiyle, işte tanıdığı insanlarla, yani oradaki biriktirdikleriyle o problemi çözüyor. Ve o yüzden herkes bir unik ve herkesin bir sunacağı çözüm önerisi unik. O kişiye özel oluyor. Ve o yüzden şu an günümüzdeki nesneler 5-10 sene sonra belki olmayacak çünkü tasarım bir yerde sadece yani kalıcı bir çözüm olmayacak eğer gerçekten organik bir şey ürettiyse o kişi. Çünkü tasarım o süre içerisinde belli deneyimli kişiler ve o bilgilere ulaşabilen kişilerle o süre zam zarfı içerisinde sunduğu en optimal çözüm. Ya da birbirleriyle konuşabilir e, içerikler ya da neyse tasarım ürettiyse sonuçta. Aynen öyle. O ne kadar organikse o hayali hayatımızda kalıyor. Yani şu an mesela üniversiteler ne kadar belki hayatımızda kalacak veya devlet insan yani insan ürettiği bazı şeyler sanki hep varmış gibi kabul ettiğimiz şeyler yakın zamanda belki bitecek yani. O yüzden bu tasarım yaparken de bu yani ne kadar bir süre için yapıyorum. Yani evet o etrafında bir şey maliyetini düşürdüm bir süre. Yeni teknolojiler geldiğinde yine o maliyet tekrar düşülebilirdi yani. O zamansal bir yapı. Ya Böyle. ben de çok merak ediyorum. Hani bu tasarım sürecinde bunu... Hani ticari olarak yaparken sordum. Hani bizim evde ya da bireysel olarak kendi sorunlarımızı çözerken zaten farkında olarak çözüyoruz bence. Bir sorun var çünkü orada. Yani ne bileyim kapı kapanmıyor diyelim, tamam mı? Bir kurdele takıyorsun, hani öteki tarafa bağlıyorsun, o bile bir tasarım çünkü sen bir sorununu orada çözüyorsun. E, fakat daha ticari bazda bakıldığında, hani mesela şehirler tasarlanmış. E, biz dün yaşamadığımız gibi şu an yaşıyoruz. Ya da yani hayat sistemlerimiz o kadar hızlı manipüle oluyor ve değişiyor ki farkında bile değiliz. Yani bundan beş yıl önce hiç ihtiyacımız olmayan bir şey şu an hayatımızdan çıktığında büyük bir kaos haline geliyor. Yani bu, bu noktada <laughs> çok ciddi bir şey yok mu? Ee, çok ciddi bir manipülasyon yok mu? Yani orada <laughs> sistem komple. Peki tasarımcının hani bu noktadaki etik duruşu daha doğrusu yani bütün tasarımcılar üstünden baktığımızda ne kadar? Yani ilk olarak etik duruşa mı bakıyor? Hani toplum faydasına mı bakıyor? Hani yoksa e, bu işi verenin çıkarlarını mı gözetmek durumunda kalıyor? E, okulda hani bu nasıl anlatılıyor gibi? Ee, biz okulda e, sisteme insan yani üniversitenin gibi üniversal olması tabii ve bilimle beraber pratik bilgiyi veriyoruz ama o insanların endüstriyel tasarım ürün tasarlayabilecek yetiye gitmesi bu ürünün en azından bizim bazı yerler mesela etrafımız çöplük oluyor yani o çöplüklerin hepsi ürün biz tasarımcılar yeni bir çöp mü üretiyoruz sorgusuyla zaten başlıyoruz ama yani burada şu anda maksimum üretim yöntemin hala daha düşünülmedi. Yani karbon ayak izi falan gibi konular şu an yeni yeni sorgulanan şeyler veya kullanılan plastiğin geri dönüştürülmüş olup olmaması yeni konular. Ama yani bizim şu anda endüstriyel tasarımcı nerede çalışıyor? Sanayide, COBİ'de çalışıyor, kurumsal firmada çalışıyor. Ne yapıyor onlar? Ürün üretiyorlar. O ürünler ne oluyor? 2 yıllık, 3 yıllık, belki 5 yıllık kasıtlı eskitmeyle tekrar yenilenebilecek, tekrar satışa devam etmesi gereken ürünler haline geliyor. Bunu çok büyük firmalar yapıyor yani. Burada şimdi tasarımcının rolü ne? Tasarımcı eğer orada bir personelse o ürünü tasarlamak. Ama e, oradaki tasarımcının özniyeti de belki onu yetmeyecek. Orada çünkü birincil önceliği belki para kazanmak. Ama e, işte o bir öncelikler bu seferde bireysel öncelikler ön plana çıkıyor. Yani eğer ondan rahatsız olan bir kişi bu topluma fayda sağlamak ve geleceği şekillendirmek isteyen bir kişi özveri de bulunarak o, o, alanda daha farklı üretimlerde bulunabiliyor. Yani bu yetiyi daha farklı şekillerde de kullanabiliyor. Bunların artık bir yerden sonra bireysel niyetler. Yani artık o örüntüyü görüyorsunuz. Evet ya ben bir çöp mü üretiyorum bu yapıya ben devam etmek istemiyorum dediğinizde şey yapabilirsiniz. Veya üniversitede yani o kişileri farklı yerlere sorgulatabiliyorsunuz. Yani. Ama bunların hepsi bireysel oluyor artık. Ve bu sorgu sadece yani mesela orada da aslında eğitmenin veya işte oradaki çevredeki insanın sorguları birazcık daha şekillendiriyor ki bu bu tarz diyaloglar belki bazı sorguları oluşturuyor. Yani çünkü ki... evet post truth var yani birilerinin başka niyetlerini yaptığınız şey ee, bazı insanların bazı kişilerin kitlelerin çıkarı uğruna oluyor ama birçok insan da heba oluyor o çıkarları uğruna. Peki çok tasarım tasarım dedik ama yani nasıl bir motivasyon hani biraz böyle daha merak ve açık olmak gerekiyor işte hmm. sürekli yeni yeni bir şeyler tasarlamak gerekiyor ama hani bunun gerçekten bir noktada şey de değil mi yani biraz da tüketici bir şey ve nasıl bu kadar açık ve meraklı kalınabilir? Yani bir kere dertli tasalı bir kere hiçbir şekilde mutlu olamıyorsunuz çünkü her zaman daha iyisi var yani. Yani her zaman daha iyisi olabilen bir toplumda siz bir şekilde yani, okey ya bu da bu, bu varı kabul etmek gerekiyor. Orada işte belki o alçak gönüllülük veya bir yerde böyle bir, bir şey yapıda kabul etme. Çünkü biliyorsunuz siz daha iyisini yapabilirsiniz ama o şartlar altında en makulü o. O yüzden etrafınızdaki şeyleri sorguladığınız takdirde her şey rahatsız edici hale geliyor. Çünkü onlar da daha iyi elde edilebilir hale geliyor. Yani o yüzden birazcık o tasarımcı biraz dert sahibi bir karakter haline geliyor. Ama nerede motivasyon? Ee, bir şeyleri değiştirme yetisinin olması çok büyük bir şey motivasyon. Ee, bunu nerede kullanabiliyorsunuz? Geleceği şekillendirebilecek topluluklar üretebilirsiniz yani. Ee, sorgulayan karakterler üretebilirsiniz. Üreten karakterler, insanlar yapabilirsiniz yani üretebilirsiniz gibi geliyor bilmiyorum. Ee, insan üret insanı tasarlayabilirsiniz, topluluğu tasarlayabilirsiniz, yeni kültürler tasarlayabilirsiniz, problemleri gösterebilirsiniz bilmiyorum. Bence o yani üründen öte bir şey bu. Yani insanların düşünce biçimini ve etrafındaki hayatı sorgulatabilecek yapıya da getirebilirsiniz bazı yerlerde. Bu çok ilginç bir güç yani. Bilmiyorum. Nasıl? Nasıl? Anımsal bir güç oluyor sonuçta. İlahi evet. Bir noktadan yani. sonra. Hem manipüle yetin oluyor hem tasarlayıp değiştirme yetin oluyor. Hem sonuç itibariyle iyi bir şey yapma motivasyonu var. Ama belki ben iyi bir şey yapıyorum derken e, şeytani bir şey yapıyordu olabilirsin. Sonuçta Nazilerin de kendilerince bir toplumsal tasarımı vardı. Aynen öyle. Ve eğer başarılı olsalardı şu an biz bir başarı hikayesini... E, duyuyor olacaktık. O da bir toplumsal tasarımdı. Belki onlar da kendi özünde iyi yani iyi bir niyet itibariyle gidiyorlardı. Ama işte o iyi niyeti e, subjektif olduğu için kime göre iyi, neye yani. göre iyi, kime göre güzel o anısal bir şey oluyor işte. Evet. Tasarımın e, ta, 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 ta şey tarihte vardı. tasarlanmış bir yapı yani. O bilgi <laughs> yani yapı yani oradaki kimin tarihini kimin şeyinden gözünden dinliyoruz. Dediğin gibi yani onlar da bir süreç bir insanın bir şeyi problem edinip orada bir kitle oluşturup ve çok yoğun bir şekilde hızlı üretken bir yapıda o Alman Nazi yapısında bazı sorgulama kanatlarını kırıp üretmeye odaklayıp insanları bu seferde korkunç bir şeye dönüştüre de biliyorsunuz ve onlar onun içerisinde yaşayan insanlar onları doğru kabul ediyordu yani ee, sarımın o anlamda işte tanısal kendince tanısal bir kısmı var çünkü. Bazı mitolojik ya da tarihsel şeylerde tanrı da ilk tasarımcı olarak geçiyor. Yani tanrı vardı, sonra sıkıldı. insanları ve doğayı tasarladı, evreni tasarladı. Yani bir böyle de bir bakış açısı var sonuçta ya düşünecek olursan. İsman yani, mıdır? Tanrı olduğu da sonuçta belli bir noktadan sonra Hala eğleniyormuş. Tanrısal <laughs> bir şekilde kendince ihtiyaçlar ya da normlar ya da farklı şeyler yaratmaya çalışıyor. Dediğin gibi işte bakıp görüp bu böyle olmalı, şöyle olmalı deyip tanrısal bir motivasyonla hareket ediyor gibi geliyor bana. Evet olabilir. Gerçekten de olabilir. Yani ne kadar o zaman biraz da niyeti şey olmak durumunda. O zaman daha büyük bir resim görmeliyim. Daha büyüğü anlamalıyım. Yani benim yaptığım şey müdahale bir şekilde iyi mi olacak, kötü mü olacağı Kime göre iyi, kime göre kötü yani, tasarım, sorumlu da tasarımda direkt bir müdahale var. Zaten manipülasyon kısmı bence o noktada önemli. Çünkü doğanın bir akışı var, doğanın kendi bir düzeni var, oluşturulmuş Belki o da bir tasarım ama hani bir, bir tasarımsal bir akışı var. Ama insan olduğu buna müdahale ediyor tasarımlarıyla. Yani iyi ya da kötü. Yani Hı. ama bir akışa bir müdahale var sonuçta burada. Aynen öyle. Tasarımcı birazcık da müdahale eden kişi, manipüle eden kişi oluyor etrafında. O yüzden yani dert hmm. dert der, der sahibi e, ama bu derdi nasıl çözdüğüyle de alakalı dert sahibi e, sürekli sorgulayan e, bir yapı haline geliyor. Ki büyük ihtimalle hepimiz bu benzer sorguları yaşıyoruz. E, yaşantımızı anlamlandırmaya çalışıyoruz, kendimizi aramaya çalışıyoruz bu süreçte de bir şeyler üreterek bunu yapıyoruz. Bir topluluğun içerisine girerek oradaki aidiyet, e, yaş, aidiyeti hissederek Aa, sanırım bunun için buradayız hissederek bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Toplulukla beraber üretmeye çalışıyoruz. Kendimizi fark etmeye çalışıyoruz böylelikle. ama işte yani niyet o, orada çıkıyor. Birazcık daha öz farkındalığın oluşması, e, benliğin oluşması, benliğin farkındalığıyla beraber şey ee, şeyin oluyor yani o zaman e, ben bu topluluğa ne sunabilirim ben bu topluluğa ait miyim ee, eğer bir problem varsa bu toplulukta ben bunu nasıl değiştirebilirim ya yani değiştirmem gerekiyor mu değiştirmemeli miyim yani ama mesela şu an şeyler çok keyifli geliyor yani açıkçası kendi açımdan yani kendi deneyimimi pek şey yapmak istemiyorum ama kendi tasarım deneyimimden bu IDF ile beraber İzmir Design Factory projesiyle beraber orada yaratıcı topluluk oluşturma niyetiyle sorgulayan, işte ee, birazcık daha e, doğru iletişim kurmaya çalışan, e, işbirliği kurmaya çalışan, yaratı, ta, yaratıcı karakterlerle bir, bir topluluk oluşturma niyeti benim için şu anda motivasyon veya burada şu an bal evdeyim bu arada, bu eğitim vaktimdeyim. Onların oluşturmak istediği bir topluluk var. O topluluğa mesela yardımcı olmak benim için bir motivasyon. Yani nesneler tasarlanır da. Ee, o topluluğun iyi niyetli doğru bir şekilde hareket edebilecek bir güce dönüştürülmesi şu anda benim şu an temel motivasyonum. Herkesin farklı motivasyonları vardır çünkü tasarım yaparak. O zaman e, belki son e, katkı koymak isteyenler varsa onları alabiliriz. Ya. Sonra da böyle bir e, kapanışa doğru e, bir toparlayalım evet. isteriz. Var mı acaba? iyi bir görünüyoruz hani böyle bu e, perşembe sabahı e, tasarımla ilgili dolduk e, hmm. bakalım Yo, bugün içinde neler tasarlayacağız yok <laughs> Yo, varsa gerçekten katkı şey yapabilirim ya yani kafanızda herhangi bir soru varsa atın biz so düşünelim yani şu an cevaplayamıyorsak bile en azından düşünelim ee, çok yani tasarım sevindim. büyük büyük ve derin bir konu olduğu için bence şey hani daha uzun mu sanki zamanlar mı e, lazım acaba bu iş için Değil mi? Ya ben şeyde çok gittim geldim tabii ya yani böyle kişisel kendi evi içimizde ya da kendi çemberimizde çözdüğümüz konular var ama globale etkileyenler aslında çok mühim yani hani e, ya bir iPhone 13 çıkıp hani böyle bütün dünyayı kasıp kavurmasıyla hani kim bilir ...hangi doğal kaynakların köküne kadar harcandığı noktası var. Bir de mesela çok lokal, çok küçük ki orijinde çok sık gördüğümüz... E, ...lokal üreticilere bir ürün hakkında küçücük bir ürün... ...belki bir lif kabağı yani o kadar küçük bir ürün hakkında... ...saatlerce düşünmüş, planlamış bir hikayesiyle beraber oraya taşımış olması var. Yani böyle ne kadar iki ayrı uç değil mi konu yani... Ben mesela şeyi çok değerli buluyorum o yüzden aldığım hele ne bileyim Migros'tan falan denk gelip aldığım bir üründe e, toplumsal çıkarı düşünen doğayı koruyan ya da hiç değilse küçücük bir farkındalık işte ne bileyim bambu diş fırçası koyuyor mesela diyor ki işte bak bunun da plastiği olmasın sen bunu başka bir şey yap sonra diyor. Ya da üreticinin hikayesini küçücük yazıyor falan küçücük değil mi? Küçücük yazıyor. Ama işte o böyle insanın içine eriten ya evet işte bak bana dokundu dediğin şeyler. Yani daha doğrusu o kısma bana dokunuyor. Belki başka birine de rengi, dokusu hani daha duysal bir şey dokunuyordur ama. Hani o yüzden böyle çok iki ayrı uç gibi geliyor. Böyle kantarı çok zormuş gibi geliyor bana tasarımın biraz. Doğru, doğru. Yani oradaki işte gücü tanımı da var yani güç asıl olan güç ne e, maddi bir şey mi veya işte bilgi mi veya bilmiyorum topluluk mu ürettiğin şey mi kat yani katkıyı tanımlayabilmek de önemli ama tabii yani her her şey bir birçok insanın kararı çok ortak bir karar sonucu olduğu için birçok insanın çıktısı da yani çıkarına gitmek zorunda kalıyor orada işte nerede manipüle ediniz, nerede manipüle edilenizi de çok bir şekilde sorgulamak gerekiyor yani. İşiniz zor. Çok hepimizin zor, canım doğru. yani hepimiz, ben... Bu, bu, ben kendi adıma değil ve herkes kendi şekilde bir konumda manipüle edilen veya edilen diktatörlük olarak. Var. Yani biz <laughs> diktatörlük var çözüm. Hani kim koyuyorsa o diktatör bizde öyle. Biz öyle bir kural. Bizim tasarımımız, ev tasarımımız böyle o dikte eden kişi de aslında belki manipüle edilen kişidir. Belki <laughs> Ama kendine tasarımcı ilahi güç kabul ediyor belki her şey. <laughs> çok güzel, keyifli bir gündü. Tekrar tasarım konusunda böyle canlı konuştuk. Umarız daha böyle farklı yerlerde, farklı etkinliklerde yine bir arada oluruz. Ben böyle aldığım birkaç notu yine ee, söylemek istiyorum tam kapanmadan önce ee, hep böyle şey yani tasarımcı üzerinden ve kim tasarımcı aslında biz de tasarımcı mıyız İlla okumamız mı gerekiyor ee, biraz bunu konuştuk herkes aslında tasarımcı ve tasarım kullanıcısı diye bir noktaya getirdik. Tasarlamak aslında tasalanmaktan geliyor. Bu bence hani böyle hepimize böyle altını çizerek not aldığım bir şey oldu. Dert eden kişi. Yani neyi dert ediyorsanız aslında onun bir çözümünü bulmaya çalışıyorsunuz. Ve Berker'in dediği gibi böyle toplumsal mühendislik kavramı da yani gereklilik üzerinden tanımlayıp bunu gerçekten toplumsal bir mühendisliğe dönüştürmek de ...bir tasarımcının işi haline gelebiliyor. Ee, yine tasarlarken iletişim önemli dedik. Ee, i̇letişim deyince tabii ki çok paydaşlı yapılar... ...işte farklı ilişkiler ve farklı kişiler, kurumlar işin içine giriyor. Ee, hep bunu bir düşünmek lazım. Yani yaptığınız şeyin aslında etkisini ve o etkinin e, dilini... ...ve iletişimini nasıl yöneteceğimizi e, bir düşünmek gerekiyor... Ee, yine tekrar şey yapmışım tasarımcı dertlidir sorgular diye böyle bir not almışım ee, ama hani bu dert etmesi e, evet mutsuz olması ve e, kendini intihara sürüklemesi değil tam tersi elinde e, farklı e, araçlar olması ve bu araçlarla değişime aslında katkı koyup e, değişime yetisi olması açısından da e, kıymetli bir noktaya dönüşüyor e, sanırım böyle Bugün ve bunu günden belki birkaç gün böyle biraz daha tasarım üzerine neyi yapıyoruz da tasarlıyoruz ee, ya da neyi yapmamayı tercih ediyoruz da tasarlamıyoruz herhalde düşüneceğimiz bir zaman olacak tekrar çok teşekkür ediyoruz Can ee, katıldığı için ve e, biraz böyle müzikle e, kapatalım isteriz. Çok teşekkürler e, katkılarınız, sohbetiniz için. E, umarım bir şeyler sorgulamışızdır beraber. <laughs> Kesin sorguladık. Çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun.